Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı, yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Biliyorsunuz biz çocuklarla beraber Masal Vakti diye bir dizi çekiyoruz. Epey bir müddettir buna ara verdik. Yeniden bir Masal Vakti çekelim diye elime kitaba uzatırken kitapların arasından Peygamber Efendimizin Hilye-i Şerife adlı bir kitabı buldum. Dedim ki bugün masal vaktinde Hilye-i Şerif'ten yani Peygamberimizin vasıflarından bir bölüm okuyalım masal vakti yerine dedim. Umarım beğeneceğiniz bir bölüm olacaktır. Hazırsanız, hazır mıyız? Evet. Buyurun başlayalım. Hazreti Muhammed'in sofrası ve yemek kültürü nasıldı? Hazreti Muhammed'in sofrası ile öyle muhtap gelen giden bir sofra anlaşılmamalıdır. Onun hayatında düzenli bir sofrası hiç olmamıştır. Yanında hep hizmetinde bulunan Hazreti Enes, Hazreti Muhammed'in sofrasını şöyle anlatır. Resulullah tahtadan yapılmış sini veya masa gibi ayaklı sofralar üzerinde ufak ve ayrı tabaklarda yemek yemediler. Kepeği unundan iyice ayrılmış has ekmek veya yufka ekmeği de yemediler. Bunun üzerine Katade'ye ne üzerinde yemek yerlerdi diye sordum. Katade şu yuvarlak deriden yapılmış sofralar üzerinde dedi. Hazreti Muhammed'in evinde öyle mükellef sofralar hiç olmamıştır. O dünya hayatını sadece ahiret için sermaye olarak görmüş, hayatını hep bu istikamette götürmüştür. Aslında bunda ümmetine irşat ve rehberlik vardır. Nitekim Sahih Buhari'nin Kitabul Etime bölümünde anlatıldığına göre Hazreti Muhammed hayatı boyunca saf buğday unundan yapılmış bir ekmeği yemek şöyle dursun yüzünü dahi görmemiştir. Bazı yemekleri çok severdi. Sirke, bal tatlısı, zeytinyağı ve bazı sebze yemekleri hoşuna giderdi. Bir keresinde Ümmü Hani'nin evine gitmiş ve yiyecek bir şeyler var mı diye sormuştu. O sirke var deyince sirke olan evde hiçbir şey yok denemez buyurmuştu. Arabistan'da bir yemek türü vardır ki his denir. Tereyağına peynir ve hurma konarak hazırlanır. Hazreti Muhammed bu yemeği de çok severdi. Bir keresinde Hazreti Hasan, Abdullah İbni Abbas, Ümmü Seleme'nin yanına giderek bugün bize Hazreti Muhammed'in en sevdiği yemeği pişir de sun dediler. Bunun üzerine peki siz onu sevecek misiniz dedi. Onlar da ısrar edince Ümmü Seleme arpa ununu eleyerek tencereye koydu ve ocağa sürdü. Üzerine zeytinyağı ve baharatla karabiber attı. Pişince önlerine getirip koydu ve işte bu Hazreti Peygamber'in en sevdiği yemekti dedi. Hazreti Peygamber et çeşitlerinden koyun, keçi, tavuk, deve, tavşan ve balık eti yemiştir. Hazreti Muhammed, Safiye validemiz ile evlendiğinde düğün yemeği olarak sadece hurma ve kavrulmuş un çorbası ikram etmişti. Karpuzu hurma ile yerdi. Salatalığı severdi. Bir gün Muavviz İbni Afra'nın kızı hurma ile salatalık getirmişti. Bazen ekmekle hurma yediği de olurdu. Soğuk suyu çok severdi. Bazen katıksız süt içerdi. Bazen de içine biraz su karıştırarak içerdi. Kayısı, hurma ve üzüm tanesini suda kaynatır, bir süre sonra da suyunu içerdi. Yemek kapları arasında tellerle bağlanmış olan tahtadan bir çanak vardı. Rivayet bu şekildedir ama bu çanak kırılmış olduğundan tellerle bağlanmış olabilir. Sofraya gelen yemeği eğer beğenmezse elini uzatmazdı ama hiçbir zaman kötü demezdi. Önündeki yemeği eline daldırıp eliyle karıştırmazdı. Başkalarını da bundan men ederdi. Hiçbir zaman bir yere dayanarak veya yastığa yaslanarak yemek yemez ve bunu sevmezdi. Masa veya tabak tablasında da yemek yemedi. Sofrası yerden birazcık yüksek olan sini olurdu. İranlılar onun üzerine yemeği koyarak yerlerdi. Bu belli bir övünme ve imtiyaz alameti yani zenginlere ve gösteriş düşkünü kimselere özgü olduğundan Hazreti Peygamber onun üzerinde yemek yemeyi pek sevmezdi. Yemeği sadece
Parmaklarıyla yer, eti bazen bıçakla keserdi. Anlatacaklarımız bu kadar. Gördüğünüz gibi değil mi çocuklar? Peygamber Efendimiz çok saf bir sofra düzeni var. Öyle pek çok çeşidi yok. Biz bugün kendimizi değerlendirdiğimiz zaman ne hissedebiliriz bu hikayeyi dinledikten sonra, bu hadisleri dinledikten sonra? Biz adeta birbirinden bol nimetler içinde yüzüyoruz değil mi? Bunun için bu nimetleri veren Rabbimize ne dememiz gerekiyor? Şükür etmemiz gerekiyor. Ne etmemiz gerekiyor kızım? Şükür etmemiz gerekiyor. Elhamdülillah diyelim değil mi? Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki beğeneceğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.